Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Şimdi efendim, olağanüstü hal ilan edildi. 15 Temmuz'un arkasından yapılan olağanüstü toplantıların arkasından Türkiye 3 ay boyunca olağanüstü hal yönetimi ve bunun kurallarıyla yönetilecek. Tabii burada çok önemli bir takım kararlar alınacak. Bu alınan kararlar hem iş dünyasını hem de işverenleri çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle ekonomiyi çok yakından ilgilendiriyor. Vergi, sosyal güvenlik ve gümrük konularında bilmemiz gereken çok önemli ayrıntılar var. Bir bilgi kirliliğine yol açmadan hazır biz de dedik ki böyle bir ortamda öyle konuklar çağıralım ki doğru bilgileri size iletelim. Ve Nazar Hukuk Bürosu ortaklarından öncelikle Ersin Nazalı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çağdaş Güren, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Erdem Akılotu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İsterseniz Ersin Bey, sizle başlayalım. Şimdi kanun hükmünde kararnameler çıkartılarak olağanüstü hal döneminde bir takım yasalar ve mevzuatlar oluşturulacak. Evet. Ve bu meclis kararı olmaksızın meclisin verdiği yetkilerle tabii ki bu kanun hükmünde kararnameleri çıkartılacağı ortaya çıktı. Bir kere bunun anlamı nedir? Önce onu sorayım size. Çok teşekkürler. Şimdi sadece bir vatandaş olarak ben anlamak istiyorum. Evet, evet. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz'da FETÖ paralel devlet yapılanması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş siyasi iktidarına ve hükümetine karşı bir darbe girişiminde bulundu. Ve bu çok başarılı bir şekilde savuşturuldu. Takdir edersiniz ki böyle bir darbe girişiminden sonra ülkenin ekonomik ve siyasi anlamda bir tepki vermemesi düşünülemez. Bu nedenle olağanüstü halin gerektirdiği şartlarda devletin ve hükümetin hızlı bir şekilde karar verebilmesini sağlayacak mekanizmalar bizim anayasamızda yerleştirilmiş. Hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda darbeye vermiş oldukları tepkiler gibi darbe sonrasında alınacak aksiyonlar konusunda da çok hızlı hareket ettiler. Ve bunlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından olağanüstü hal ilan edilmesiydi. Birkaç gün önce Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da ifade ettiği gibi devlet veya hükümet olağanüstü hali aslında vatandaşa veya biz kişilere karşı ilan etmedi. Tam tersine devlet kendisine ilan etti. O da şu, çok hızlı bir şekilde aksiyon alınsın, hızlı bir şekilde kanunlar çıkartılsın, alınması gereken işlemler veya aksiyonlar hızlı bir şekilde yol alsın. Olağanüstü hal ne demek? Olağanüstü hal özü itibariyle aslında şu demek, Cumhurbaşkanlığının başkanlığına toplanan Bakanlar Kurulu'nun anayasadan almış olduğu yetkiye istinaden olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda mecliste kanun çalışması yapmaya gerek duymaksızın adı da hani kanun hükmünde kararname, yani kanunun aynı hukuki ağırlığında kararname demek. Bunu çıkartarak gerekli aksiyonları hızlı bir şekilde alabiliyor. Biz vatandaşlar olarak veya şirketler olarak hani buradan endişelenecek ve bir durum yok. Çünkü ilk önce birçok kişi ben sokakta duyuyordum. Ya o hal ilan edilmiş, o nedir filan diye insanlar birbirlerini soruyorlar. Çünkü hep olağanüstü hal, sıkı yönetim genelde çok kulağa hoş gelen tabirler değil. Ama zaten ilk yapılan açıklama sonrasında da görüldü. Hani ekonomiye bir kısıtlanma yok. Kişilerin seyahat özgürlüğünün kısıtlanması söz konusu değil. Tam tersine Sayın Başbakanımızın da söylediği gibi FETÖ örgütü veya paralel devlet yapılanmasına karşı alınacak aksiyonlar konusunda devlet aslında çok hızlı bir refleks veriyor. Aslında Türkiye kaybettiği zamanı olağanüstü hızlı ve olağanüstü ivedi bir şekilde kalkınmayı ve büyümeyi sağlayacak. Kesinlikle. Diye bakıyorum bu döneme. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminden itibaren hep söylediği bir şey vardı. Bu bürokrasi maalesef çok yavaş. Ben inanıyorum ki bir ekonomi muhabiri olarak özellikle bunu söylüyorum ki hakikaten ekonomi muhabirliği çok kıymetlidir. Bunu her programda vurgularım ben. Bürokrasi, hantal bürokrasinin bence en birinci aldığı dayanak da bu FETÖ terör örgütü. Bence buralara kadar gelmişler ki devlet bürokrasisinin bu kadar ağır işlemesinin sebebi bu. Bence bu OHAL
Türkiye'nin olağanüstü büyümesi ve kalkınması hali olacak. Aslında bence şöyle ifade edeyim. Aslında Türkiye'nin zincirlerini kırması diyebiliriz aslında. Özellikle bürokrasinin. Bu masanın etrafında oturan bizler hepimiz eski devlette çalışanlarız. İşte eski SGK denetmeni, eski hesap uzmanı, eski gümrük müfettişi. Biz ilk mükellef ya da bir şirket geldiğinde şikayet ettiğinde bürokrasinin ya bunlar her şeyi şikayet ediyorlar veya ya aslında bu kadar kötü mü diye sorguluyorduk. Şimdi bizler kendi müşterilerimize, şirketlerimize danışmanlık hizmeti verip devletin o soğuk yüzünü biz görmeye başlayınca gerçekten ne kadar çok yavaş olduğunu ve o ekonominin hızını gerçekten bürokrasinin yetişemediğini görüyoruz ki bunun nedenleri de zaten şu anda yapılan açıklamalar, soruşturmalar kapsamında çok detaylı bir şekilde ortaya çıkıyor ki yani duyulan ve yazılan şeyleri gerçekten hani söyleseniz kimse inanmayacak derecede bir anlamda bir terör örgütü halinde tüm kamu kurum kuruluşlarına, özel sektör kuruluşlarına sızılmış bir şekilde karşılıklı olur. Ama olağanüstü kalkınma ve büyüme hali dediğim diye tanımlandırdığım bu dönem kesinlikle yasal dayanağı kurularak, yasal altyapısı hazırlanarak yapılacak olan bir büyüme ve kalkınma dönemi olması gerekiyor kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü burada şu anda hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın başkanla toplanan Bakanlar Kurulu'nun çıkarmış olduğu kanun hükmünde kararnamelerin bir anayasal boyutu var, anayasal dayanağı var. Bugün Sayın Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Bey'in açıklamaları vardı. Biz aslında ekonomide de olağanüstü hani çok hızlı bir şekilde kanunlar çıkarmak istiyoruz. Burada muhalefet bize destek versin, bunu yapalım. Eğer destek alamazsak kanun hükmünde kararnamelerle yapacağız. Aslında orada şu gelinen ortamda hani tüm Türkiye'nin tek vücut olduğu, buna direndiği destek olacağını destek olması oluyor. Lazım. Söylüyorlar. Evet, evet. Bu gerçekten hani şu anda bilmiyorum belki yaş olarak ben çok gençimdir ya da yaşlıyımdır ama hani şu anda Türkiye'de görünen tablo aslında çok nadir rastlanan tablolardan birisi. İşte bu yani, hesap edemedikleri tablo bu. Bizim bu kadar bir arada olabileceğimiz hesap edemediler. Evet bazıları. Aslında bir de biz Türk milleti olarak çok hızlı şey değiştiriyoruz. Hemen reaksiyon veriyoruz. Evet hemen anda reaksiyon veriyoruz. Çünkü bu şeyde de böyle. Geçmişte yaşadığımız krizlerde de böyle. Hani krizlerin Türkiye'ye çok hızlı vurmamasının bir neden aslında hani Türk şirketlerin, Türk halkının, Türk insanının hızlı bir şekilde refleks veriyor olması. Çünkü aynı şey Batı'da olsa yani kusura bakmayın şaşkın etrafına bakarlardı diye düşünüyorum. Peki şimdi özellikle OHAL döneminde işverenin ve işçilerin bir takım hakları var. Bu alınan kararlar, şimdi Çağdaş Bey size soralım onu. İşçiler ve işverenler bu haklarının farkındalar mı? Yani herkes böyle işinden olacak, tazminatımı alamayacak mıyım? Ya da işimden mi olacağım? Ne olacak? İşverenlerin sorumlulukları ne durumda? Aslında ilk olağanüstü hak kararı ilan edildikten sonra ister istemez sosyal çevrelerde iş ve işçi çevresinde şöyle acaba ben kıdem tazminatını alabilir miyim? Veyahut da işveren acaba ben hızlı bir şekilde işten çıkartabilir miyim? Veyahut da çıkartamaz mıyım? Diye bir tereddüt oluştu. Bazı organlar tarafından da bu tereddüt ateşleri resmen korla gidilince bizim müvekkillerimizden hızlı dönüşler oldu. Ya Çağdaş Bey biz 3 ay boyunca işçileri çıkartamayacak mıyız? Yoksa Çağdaş Bey benim kıdem tazminatını alamayacak mıyım? Ben evlendim ayrılacağım kıdem tazminatı alamayacak mıyım? Bir tereddüt oluştu. Burada olağanüstü halk kararnamesinin özü itibariyle devletin kendisini reorganizasyonuna ilişkin bir kararname. Yani gerek işçi gerekse işverenin katı suretle ilişkilerini bozucu yönde almış bir karar yok. Bu normal zamanda nasılsa bu zamanda aynı şekilde devam edecek. Bu işten çıkarmalar sadece bu terör grubuna girmiş olan insanlarla ilgili yapılıyor. Tabii. Sadece öyle. Zaten devlet, aynen. Özel sektöre zaten devlet müdahale etmiyor. Sadece kendi içerisinde arınmayı yapıyor. Hızlı bir şekilde iş akitlerinin sonlandırılması veyahut da kişilerin açığa alınaraktan soruşturmanın selameti açısından açığa alınması, daha sağlıklı bir karar alınması, hızlı karar alınması. Aslında hem işverenin hem de işçinin, bir çalışanın hukukunu koruyor bu anlamda. Aynen hukukunu koruyor. Çünkü kişilerinde de bir tereddüt var. Gerçekten piyasada acaba ne olacak ki alınmış olan bu olağanüstü kararname ile birlikte ivedi şekilde kararlar alınacak ki iş dünyasının, iş piyasasının, sendikaların bu konuda vermiş olduğu tepkiler hızlı. Mesela iş dünyası çok hızlı bir şekilde biz istihdamı arttıracağız. Yeni yatırımlar yapacağız. Çok büyük grupların taahhütleri var. Ve hepimizin yakından tanıdığı. İşçi kesiminden de çok hızlı bir şekilde tepkiler var. Bu isteği burada da ne devlet? Devlet de o piyasanın istemiş olduğu zemini hazırlayacak. Şimdi aslında burada ilk defa da şunu gördük. Mesela Cumhurbaşkanımızla beraber muhalefet liderlerini bir karede gördük. Hani hep özlediğimiz, olmasını arzu ettiğimiz bir resimdi bu. Hani her şerde bir hayır var, bu hayır gerçekleştirdi. Burada da işçiler ve işverenler beraber hareket ettiler. Yani ortak deklarasyon, ortak açıklama,
Bu da çok önemli. Aslında toplumsal barış tüm kesimler tarafından sağlanmış oldu. Yani işçi, işveren, iktidar, siyaset, işveren örgütleri veyahut da işte meslek kuruluşları, meslek örgütleri hepsinin tek buluşmuş olduğu nokta devletin dekası. Derken hepimizi birbirimize daha çok bağladılar. Farkındalar mı bilmiyorum ama bunu da buradan vurgulamak lazım. Peki şimdi Erdem Bey size geleyim ben. Lütfen. Şimdi otomatik olarak Türkiye bu dönemde tabii ihracat yapacak, ithalat yapacak. Dün Nihat Zeybekçi Sayın Bakan açıkladı ki 16 Temmuz'da dedi biz aslında ihracat paketini, teşvik paketini açıklayacaktık. Ama bu hani ötelendi ama merak etmeyin çok da ötelenmeyecek. Önümüzdeki hafta biz bunu açıklayacağız dedi. Ben de şimdi fokuslandım Sayın Nihat Zeybekçi'ye, Mehmet Şimşek'e ağızlarından çıkacak cümleleri çok merak ediyorum. Şu anda benim en çok beklediğim canlı bağlantı o bağlantı açıkçası söyleyeyim size. Çünkü gümrüklerle çok ciddi bir hızlandırma olacak. Yani buradaki yavaşlayan bürokrasi, ithalatın ve ihracatın hızlanması bu konuda da OHAL kapsamında bir takım kararlar alınıyor değil mi? Şimdi şöyle aslında arkadaşlarım da belirttiği gibi OHAL uygulaması gerçekten de belirli bir fokusa yönelik olarak yapılmış durumda ve bu her ülkenin adım atması gereken her ülkenin aslında zamanında attığı adımlar bunlar. İşte daha önce bunu terör saldırılarında Avrupa Birliği ülkelerinde de gördük OHAL'e yönelik adımlar atıldığını. Gümrükler ve dış ticaret anlamında baktığınızda da belirttiğiniz üzere bir teşvik paketi gündemdeydi. Bu belki çok kısa bir zaman içerisinde açıklanacaktı. Ancak işte bu olağanüstü durumdan ötürü çok az bir gecikme olmasını bekliyoruz bundan. Belki ama bu gecikme de bir fırsat olarak karşımıza çıkabilir. Biraz daha kapsamı genişletilebilir. Çok daha düzenli teşvikler verilebilir. Bu nasıl mekanizmalar geliştirilebilir mesela burada? Ne bekliyorsunuz siz? Bir kere ben gümrükler anlamında bakarsak gümrükleme süreçleri ne kadar kısalırsa bu anlamda adımlar atılması mümkün olacaktır. Firmaların dış ticaret işlemlerinin en büyük maliyet unsuru işte lojistik giderleri ve gümrükleme giderleri ve burada kaybettikleri zamanlar. Şimdi yeni zaten bir gümrük kanunu tasarısı gündemde. Bu Avrupa Birliği ile de doğru orantılı olarak işleyecek. Avrupa Birliği'nde de yapılıyor aynı düzenlemeler. Örneğin yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması var. İşte yetkilendirilmiş yükümlü olduğunuzda gümrük işlemlerinizi çok daha hızlı bir biçimde yapabileceksiniz. Çok daha süratle aksiyon alıp gümrüklerden eşyalarınızı çok daha süratle geçirebileceksiniz. Hem bu gümrük kanununun, yeni gelecek gümrük kanununun hem de bu teşvik paketinin önemli sac ayaklarından bir tanesinin bu uygulama olmasını bekliyoruz. Keza yine çok daha amaç odaklı, direktifleri doğrudan kamu idaresinden alan gümrük ve yetişmiş gümrük personelleriyle de çok daha hızlı ve kaliteli zamanında hizmet sunulabilecektir dış ticaret anlamında da. Peki bir yetkilendirilmiş hükümlü sertifikasından bahsettiniz bana yayın öncesinde. Bu sertifika neyi getirecek? Bakın bu kavramlar çok konuşulacak kesinlikle önümüzdeki haftalarda. Şimdiden biz bunları gündeme getirelim ki ya bu da neymiş demesin kimse. Şimdi gümrük ve dış ticaret işlemleriyle iştigal edenler çok iyi bileceklerdir. A ve B sınıfı onaylanmış ki statü belgeleri vardır gümrük idarelerinde ve bunlar mavi hat dediğimiz bir kolaylıktan yararlanırlar. Çok hızlı bir biçimde gümrük idaresine uğramadan eşyalarını çekerler. Çok kabaca böyle söyleyeyim ben size. Şimdi yine bu yeni gümrük koduna, Avrupa Birliği'nin gümrük koduna uyum çerçevesinde 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bütün A ve B sınıfı onaylanmış statü belgesi sahiplerinin bu yetkilendirilmiş hükümlü sertifikası sahibi olması gerekiyor. Yetkilendirilmiş hükümlü sertifikası onaylanmış statü belgesinden çok daha öte, çok daha geniş kapsamlı bir düzenleme aslında. Dünyanın birçok büyük ülkesinde de uygulanılan ve aynı zamanda işte oralarla karşılıklı tanıma anlaşmaları imzalandıkça o ülkelerde de geçerli olacak olan şeyler. Çok kabaca şöyle diyeyim, onaylanmış ithalatçı ve onaylanmış ihracatçı statüleri var. Siz yetkilendirilmiş hükümlü sertifikası kapsamında bu izinleri aldığınızda sizin fabrika sahanız tıpkı Ambarlı Limanı gibi, tıpkı Halkalı Gümrüğü gibi bir gümrük sahası haline gelecek ama bu sertifikanın temini için belirli bazı ön koşullar var. Bu koşulların sağlanması da ve o ön hazırlığın tamamlanması da bir 4-5 ay gibi bir süre alabiliyor. Yani yerinde gümrükleme gibi bir uygulama olacak değil mi bu? Birebir yerinde yani gümrükleme yapacak. Özellikle gümrük alanına gidip oradaki yığılmayı, oradaki o hantal yapıyı hızlandıracak gümrükleme işlemlerinin, o bürokrasisinin yerinde yapılarak işlemin bir önceden bir kısmının tamamlanması. İşte gümrük idaresi sizin bilgi güvenliğinizi sağladığınızdan emin olmak istiyor. Siz bunu sağladıktan sonra daha sonra belirli süreçlerle kontroller yapacak. Siz örneğin ihracat eşyanızı fabrikanızda yükleyeceksiniz, mühürlemesini yapacaksınız, çıkış gümrüğüne göndereceksiniz. Çıkış gümrüğünde sadece mühür kontrolü yapılacak ve karşı ülkeye de oradan eşyanızı sevk edeceksiniz. Gümrükte beklemeyecek malınız. Gümrüğe hiçbir şekilde uğramayacak. Aslında her fabrika bir gümrük. Bakın bu kavramlar hakikaten Türkiye'nin
son dönemde ihracatını yavaşlatan en önemli hikaye. Kesinlikle. Çünkü öyle mallar satıyorsunuz ki yurt dışına, gümrükte bekletiyorsunuz. Şimdi bizim Çin'e karşı en büyük avantajımız ne? Lojistiğimiz. Kesinlikle. Yakınız Avrupa pazarına ama bizim gümrüklerimiz neredeyse bu yakınlığı uzaklaştırıyor. Şöyle diyeyim Sami Bey size, son 6-7 yıl içerisinde bizim dış ticaret rakamlarımız müthiş ölçüde arttı. Örneğin 2015 rakamlarıyla toplamda 350 milyar doların üzerine çıktı ki bu belki de bir 10 sene öncesinin onda biridir yani. Gümrük İdaresi de bu eksiklikleri gidermek yönünde hep adımlar atıyordu. Şimdi bu son süreçte de inşallah içindeki safralardan da kurtulup çok daha verimli, faydalı, sonuç odaklı çalışacak. Ve inşallah dış ticaretimiz de, zaten biz ihracat temelli büyüyen bir ülkeyiz, ülke ekonomisine çok büyük katkı sunacak diye tahmin ediyorum. Şimdi yapılan vergi afları var, prim afları var. İsterseniz biraz bundan bahsedelim. Önce isterseniz Ersin Bey, bu yapılması planlanan vergi aflarının ve şartları, vergi borcu olanlar var. Evet. Ama ya adamın 1000 lira borcu olmuş, 4000 lira faiziyle beraber bir adam bunu ödeyemiyor. Ve şimdi bu aslında hani vergi barışını da, yani olağanüstü kalkınma ve büyüme dönemi dediğim benim bu dönemde vergi barışını da otomatik olarak gündeme getiriyor. Kesinlikle. Gene bu olağanüstü şartların bir yansıması aslında bu. Bu da şu, halk gerçekten birçok mükellef istediği halde ödeyemiyor. Tabii. Neden? Önce işçisinin maaşı mı, devletin vergisi mi diyor. Önce işçinin maaşını ödeyeyim. Tabii. İşte SGK borçları, vergi borçları erteleniyor. Ve bunu bugün elimde data yok ama gerçekten bakıldığında aslında borcu olanların büyük kısmı bizim KOBİ'lerimiz. KOBİ'ler kimdir? Anadolu'da gerçek anlamda istihdam sağlayan, gerçek anlamda ihracat yapan ve bu ekonomik sarsıntıları hızlı bir şekilde absorbe eden işletmeler bütünü aslında. Bu çok çalışmalara konu oldu. Şu anda yapılan çalışmayla da bu darbe girişimi sonrasındaki ekonomideki etkilerini hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak ve aynı zamanda da devlet bütçesini gelir sağlamak veya nakit sağlamak anlamında şu anda yapılan vergi barışı gerçekten mükellefler için, vatandaşlar için, şirketler için büyük bir fırsatı ifade ediyor. Çok detaya girmeyeceğim. Orada aslında devlet tüm şu ana kadarki olan vergi konularıyla vatandaşıyla el sıkışmak istiyor. Bunu ilk 2011 yılında 6111 sayılı kanunla yapmıştı. O günleri hatırlayalım. 2008'de dünya krize girmiş. İşte Avrupa, Amerika yerlerde sürünüyor ama maşallah Türkiye ekonomisi güzel bir şekilde yoluna gidiyordu. Ama ona rağmen tabii ki biz yansıması olmayacak ya da hiç etkilenmeyecek diye bir kavram yok. O dönemde getirilen vergi affıyla birebir aynı. Ya burada devlet aslında şunu yapıyor. Özü itibariyle sosyal güvenlik, gümrük, vergi ve her türlü cezada aslında vatandaşıyla diyor ki gel sen bunu öde, ben örneğin az önce bahsettiğiniz örnekte 1000 lira vergi aslı diyelim, 1000 lira da gecikme faizi, ben diyor gecikme faizinin yarısından vazgeçiyorum. Yaklaşık yarısına varan olanlarda indirim olacak. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi aslı çok küçücük ama faiziyle birlikte çok ciddi rakamlara ulaşmış. Gene gidiyor bugün yargıda, Danıştay'da, vergi mahkemelerinde devam eden davalar var. Her bir davanın statüsüne göre, örneğin henüz hiçbir işlem yapılmamış, diyor ki devlet faiz cezalarının hiçbirisini almayacağım, verginin sadece yarısını istiyorum. Faizin de gene yarısını ver aslında işin üzerinde. Bu gerçekten çok ciddi anlamda bir fırsat mükellefler için. İşin bir diğer boyutu devlet boyutu. Devlet şu ortamda ciddi anlamda aslında vatandaşıyla barışmış olacak ve bütçeye nakit girişi geliyor olacak. Peki siz kişisel olarak bir şey soracağım size. Tabii. Ben yine bir ekonomi muhabiri olarak vergi oranları ne kadar yükseltirseniz o derece vergiyi toplayamayacağımıza inanıyorum. Ve gelişmiş ülkelere baktığınız zaman vergi oranları düşük. Düşük vergi oranları aslında verginin tabana yayılması ve toplanmasını da çok daha kolaylaştırıyor. İnsanlar kazandığının hakikaten gönlünden, şurasından ya evet ben bu vergiyi de iyi ki veriyorum dediği bir oran var. Bu oranın üstüne çıkmamak lazım diye düşünüyorum ben. Ne dersiniz? Yok, %100 o konuda haklısınız ama bizde bu şimdi gelişmiş ülkeler diyoruz. Onların vergi sistemine baktığınızda 500-600'lük vergi sistemleri. Şimdi Osmanlı'ya geliyorsanız Türkiye verginin tarihi, tarihçesi ne kadardır? Yani 100 yıl diyebilirsiniz. Hani devlete öncesinde de çalıştım dediniz ya o yüzden. Evet, vatandaş yok. Sokakta bana bunu soruyor da o yüzden. Yok yok, şöyle hani bu gerçekten hani herkesin, hele bizler de hani şu anda kendi ofislerimiz ya da şirketlerimize ya da müşterilerimize sürekli sorulan bir şey bu. Ama bunun aslında optimal bir dengesini kısa vadede yapmak çok zor. Çünkü mükelleflerin vergi
vergiye gönüllü uyumunu arttırmak çok önemli bir neden aslında vergi oranlarını düşürmek için. Ama ben şunu özellikle söyleyebilirim. Hani son 5-6 yılda mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu arttırmak için çok çaba sarf edildi. Ve özellikle Gelir Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı IT teknolojilerine çok hızlı bir şekilde yatırmak. Örneğin hazırlanmış kira beyan sistemi dediğimiz bir şey var. Bugün bankadan EFT veya havale yaparken orada soruyor. Kira mı diyor. Tıkladığınızda hani bunu tıklamakla yükümlüsünüz aslında. Tabii. Tıkladığınızda... Zorunlu alan. Evet. ben bu vergiyi kabul ediyorum. Evet, ev sahibi ya da taşınmaz sahibi kişi bir sonraki yılın Mart ayında vergi dairesine gittiğinde onun şeyi hazırlanmış olarak ben çıkıyor. Ben diğer kısmını tıklıyorum, biliyor musunuz? Diğer ödemeler kısmını. Böyle boşluklar var yani. Ama tabii şöyle, bakanlık gerçekten hani Gelir Dairesi bu konuları çok iyi takip ediyor. Bu şu anlamında, hani hiçbir vergisini ödeyen vatandaş şey demiyor olması hani etik olarak, ahlaki olarak çok önemli. Ya bu ülkede kimse zaten vergi ödemiyor, ben de ödemeyeyim. Bu yanlış. Çok bir yanlış, çünkü bugün hani şu ortamda hani ayaklarımızın üzerine duruyorsak, dikiliyorsak, ekonomimiz güçlü, devletimiz güçlü diyorsak bunlar aslında hepsi vergi sayesinde. Yine bu etik değerlere geliyoruz, biliyor musunuz? Evet, kesinlikle. Ekonomide bu bir kültür meselesi aslında. İçselleştirmemiz lazım. Evet, bu bir kültür meselesi. Yani ama ben şunu ifade edebilirim. Hani devlette yaklaşık 10 yıla yakın bir süre çalıştım. Benim başladığım dönemdeki vergi anlayışı ve vatandaşın vergiye bakışıyla bugün geldiğimiz noktada gerçekten çok çok farklı. Bence de. Kesinlikle. Yani şimdi çok ciddi bir mesafe kat ettik. Çağdaş Bey, özellikle genç istihdam desteği konusunda ve yine aynı şekilde SSK ve prim borçlarının ertelenmesi ya da bunların düzenlenmesi konusunda ciddi bir çalışma var. Genç istihdam desteği konusunda bir çalışma görüyorum ve işbaşı programı, teşvik programı var. Biraz bunları anlatır mısınız bana? Aslında bu vergi affı ile birlikte sosyal güvenlik primlerinin affı da söz konusu. Devlet önce sosyal barış. Evet, önce bir barışı sağlayacak. Diyecek ki 1000 lira prim borcu var, 500 lira, 1000 lira da faizi var. Bunun oranına göre 700 lirasını, 800 lirasını, 500 lirasını affedelim. Gel seninle bir barışalım. Hemen de hepsini istemiyorum. 36 aya bölelim. 2 ayda bir öde. Ben sana gerekli burada kolaylıkları sağlayayım ve ondan sonra benim sana sunmuş olduğum onlarca teşvik açılsın. Tabii. Onlarca teşvik diyoruz. Mesela 5 puanlık bir teşvik. Yani 5 puanlık diye geçmemek gerekiyor. Prim yükümüzün %17'sini hazine karşılıyor. Üzerine basarak söylemiş olduğunuz genç istihdam teşviği diye bahsedilen kanun ki 31 Aralık 2015'te sona eriyordu. 5 yıl daha Bakanlar Kurulu tarafından uzatıldı. Mesela şu an görüyoruz iş dünyasından biz yatırımı arttıracağız, yatırımı arttıracağız. Siz hele bir yatırımı arttırın, devlet zaten bunun üzerine düşeni yapacak. Herhangi bir işlem yapılmaksızın eğer kişi işsizse istihdamı arttırıyorsanız brüt ücretinin 20.50'sini devlet karşılıyor. Evet. Ve bürokrasi yok. Sadece bildirgeyi seçerken diyorsunuz ki 6111 sayılı kağıdını seçiyorsunuz. %20.50'sini devlet karşılıyor. Yine işkurlar devlet diyor ki siz işe alın. Eğer işsiz bir kişi işe alırsanız maaşını ben ödeyeceğim bir yıla kadar. Sigortasını, genel sağlık sigortasını, kısa vadeli sigortasını ben ödeyeceğim. Bir vergi yükümlülüğü varsa onu da ben ödeyeceğim. Yeter ki siz işe alın. Tabi bu asgari ücrete kadar ödüyor. Hakkı siz isterseniz daha yüksek maaş ödemek istiyorsanız evet, onu da ödeyiniz. Onu da diyor ki asgari ücretin yarısına kadarını vergi matrahından indirim konusu yapacağım. Doğru. Düşünseniz yani bir işletme için bir personelde yaklaşık aylık 2000 lira. Yine bitmiyor. Eğer siz bu kişi istihdam ederseniz ben hizmet sektöründe 30 ay, imalat sektöründe 42 ay boyunca ben asgari ücrete kadar işveren hissesinin tamamını ben ödeyeceğim diyor. Ben karşılayacağım. Teşvik ve daha yeni açıklanacak olan teşvik paketleri gündemde. Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, bürokratları harıl harıl bunlar üzerine çalışıyor. Biz, yani aslında bizim için bir çıkış noktamız olacak. Çıkış yolu. Evet, çıkış yolu. Tam üzerine bastığımız gibi çıkış yolu. Bu, biz buradan çıkacağız. Ben müdahale edeceğim. Tabii. Konuları en uzak kalan benim oluyorum. Son iki dakika. Evet. Özellikle bu teşvikler konusu gerçekten çok önemli. Şu kriz ortamında programına da çıkış yolu Türkiye'deki yatırımcılarımıza, iş adamlarımızın çıkış yolu aslında. Çünkü bunlar çok bilinen konular değil, bilinmeyen konular ve herkes
biraz şey gözüyor, aman devletten bir şey almayalım, işte devlete dokunursan yanarız. Aslında öyle değil. Bunlar tamamı Türkiye'deki iş adamlarımıza, şirketlerimize destek vermek için yapılmış. Örneğin gümrükte de aynı şekilde dahilde işleme rejimi var. Çok başka teşvikler var. Örneğin onların finansal yüklerini azaltmak için. İşte Çağdaş Bey'in bahsettiği sosyal güvenlik teşvikleri var. Şimdi daha da genişletilecek olan vergide yatırım teşvikleri var. Bunları tüm şirketlerimizin, iş adamlarımızın sonuna kadar kullanmalarını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü devlet gerçekten bunları vermek için kanun çıkartıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Hani bazen biz karşılaşıyoruz. Diyorlar ki ya bunu faydalanırsanız devlet inceliyor. İşte şu i̇şte oluyor. Bu devletin bu ürge destekleri bilinmiyor. Devletin bu diğer teşvikleri bilinmiyor. Ve devlet bunu istiyor ki vereyim. Ama kesinlikle. İnsanlar nasıl alacağını bilmiyor. Evet, aynen ne yapacak öyle. Mesela? Ya, onun için mesela bu soruları nereden biz yanıt bulabiliriz? Ya, program bitti. Evet, böyle durumlarda biz her zaman yani, kendi müşterimiz olan, müşterimiz olmayan şirketlere şunu söylüyoruz. Gerçekten işinin ehli, uzman olan kişilerle çalışıyor olmak. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü devletin verdiği bir teşvik dediğinizde bir tarafında evet size bir ekonomik fayda sağlıyor. Çağdaş Bey'in dediği gibi para veriyor. Ama bir tarafta da devletin soğuk yüzü var. Hata yaparsan yakalar. Yani bu aslında adil denge testi gibi bir şeye benziyor ve orada iyi dengelemeleri gerekiyor. O nedenle bu konularda yani profesyonel destek aldıklarında gerçekten işinin uzmanı olan kişilerle çalıştıklarında çok fazla teşvik alabileceklerini, şu ortamda maliyetlerini azaltabileceklerini düşünüyoruz. Şu anda birçok iş adamı maliyetleri azaltma. Yani İngilizce... Aslında bugün çok güzel çıkış yolunu gösterdiniz ama siz konuştukça aklıma böyle 1000 tane soru geldi benim. Ne yapacağız programın sonuna geldik. Başka bir programda. Çok fena. İşte bunu sevmiyorum ben. Kafamda bir dünya soru var. Hepsini sormak istiyorum ama zamanımız buna izin vermiyor. Ama galiba bu olağanüstü hal yasası, olağanüstü kalkınma ve büyüme kanunları ve hali haline geliyor. Ve bu Türkiye'nin hani gerçekten kaybettiği zamanı kazanacağı bir dönem fırsatı. Kesinlikle. Bizim için çok büyük bir fırsat. İşte bu fırsatı nasıl katma değerli kullanabilirsek, nasıl kârhanemize artı yazabilirsek Türkiye için de çok kazançlı çıkacak. Ne diyelim? Nasıl ulaşacağız size? Bir de onu söyleyeyim bari. Şimdi benim kafamdaki soruları ben sorarım da vatandaş bizim yapsın? Web sitemizden her zaman ulaşabilirler bizi. Nedir orası? Nazalı yazdıklarından. Nazalı. Evet. Efendim Nazalı Hukuk Bürosu ortakları. Size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok soru var. İnşallah tekrar beraber oluruz. Bu soruları interaktif olarak da izleyicilerimizden alma fırsatı buluruz. Türkiye'nin en çok doğru bilgiye ihtiyacı var. Kesinlikle. Bunu bir kere altını çizelim. Programa katıldınız. Yüreğinize sağlık. Teşekkürler. Evet, Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için aslında çıkış yolunu göstermeye çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.